C006 Catnap'i nereye götürüyor? Oyunun sonunda Kissimissi'yi kim saldırıyor? Kissimissi'yi öldü mü? Veya Hakibaki bizi nereye kadar kovalıyor? Ve bunun gibi oyunda giremediğimiz birçok yeri bu videoda öğrenmiş olacağız. Bu videoyu severseniz veya bu tarzların devamını isterseniz kesinlikle aşağıdan videoya like atmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirimini açmayı unutmayın. Ve şimdi hazırsanız bütün sırları açığa çıkaralım. Evet, burası Catnap'te ilk karşılaştığımız yer, oyunun ilk başlangıcı ve Catnap burada bizi nereye götürüyor? Sonrasında Catnap'e ne oluyor ona bakacağız. Öncelikle şu anda bizi taşıyor ve biz... Oğlum biz neredeyiz lan? Bir dakika, Catnap bize bakıyor ama biz yokuz orada, çok karışık. Orada mıyız lan acaba? Işıkla vurduk ve... Biz orada yokuz, sadece ellerimiz var. Çok tuhaf bir şekilde görüyoruz kendimizi ve minnacığız. Böyle mi götürüyormuş lan bizi? Arka bacakları bile hareket etmiyormuş Catnap'e. Kapağı açıyor ve evet buradan bizi aşağı atıyordu. Ondan sonra ne oluyor acaba onu merak ettim. Evet bizi aşağı attı. Kapak kayıyor bir yanda o da... Catnap! Abi gördünüz mü? Ters bir şekilde duruyordu ve bir anda ışınlandı. Burası da Catnap'i ilk gördüğümüz yerdi. Ve burada... Catnap buradan nereye gidiyor? Şimdi ona bakacağız. Biliyorsun buradan yukarı doğru tırmanıyordu yavaş bir şekilde. Ve yukarıda bir havalandırma fan var orada. Abi Catnap çok korkunç duruyor. Evet yukarı doğru geliyor, havalandırmaya doğru geliyor. Boğazında yırtıklar varmış bu arada ve havalandırmanın içine girdi. Kafası kopması lazım değil mi orada? Bir dakika neyse. Burada da biliyorsunuz prenses vardı. Kovaladığı yerde burada kapıyı kapatıyorduk. Ondan sonra acaba ne oluyordu? Yoksa deney 1006 gelip onu çekiyor muydu onu göreceğiz. Kapattık ışığı ve bir anda kapandı. Ama buradan... Hiç kimse bunu almaya gelmiyor galiba. Normalde Chapter 2'de Mamilonglex deney 1006 oradan çekmişti. Ama burada kimse çekmedi, orada kaldı. Burası da biliyorsunuz bayağı büyük dağların olduğu bir yerdi. Ve burada da şöyle bir şey varmış, çok ilginç. Bunu ben de ilk defa görünce şaşırdım. Bakın, normalde buraya geliyoruz ve sola doğru döndüğümüzde burada trailer'daki kısmı görüyoruz, önünde de Catnap'i görüyoruz. Yani bunları Catnap yapmış olabilir. Gördüğünüz trailer'daki kısımda tamamen aynı. Ben bunu oyunda görmedik ama trailer'da bunu görmüştüm. Demek ki Catnap buradaymış. Ve bunları izliyormuş. Abi niye? Ne gerek var? Ve biz bunu niye görmedik? Burası hatırladı bir dakika. Kissimissi'nin popu yukarı çıkıyordu burada. Ve evet yukarıda ne oluyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Bir dakika şimdi yukarı çıkıyoruz. Ve onların gelmesini bekliyoruz. Hadi bakalım ne olacak acaba bir dakika. Geliyorlar abi. Pop ile Kissimissi şu anda geliyor. Tamam gel. Nereye kaybol? Lan nereye gittin? Abi çok tatlı. Bize bakıyor ve el sallıyor. Normalde biz aşağıdayız biliyorsunuz. Oyunu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Ama yukarıda olursak eğer bize böyle el sallıyormuş. Ay çok tatlı. Yerim lan yanaklarını sık. Lan bir yer ışınlandı. Kapının ardına girdiğimizde yerin altına gömmüşler ödümlü bir şekilde böyle duruyor. Abi çok üzücü ya. Ve Hagibagi Chapter 3'te yaşıyor mu ona geldik şimdi. Burayı da biliyorsunuz Hagibagi televizyondan çıkıyordu böyle. Çok korkunç bir bölümdü burası da. Evet burayı takıyoruz ve şimdi Hagibagi televizyondan çıkacak. Çıkıyor. Burası çok korkutucuydu ya. Burada bizi kovalıyor. Ben burada kaçamamıştım. Burada bizi kovalıyor. Ve bizi nereye kadar kovalayacak ve ne olacak onu merak ediyorum. Oğlum çok korkunç. Chapter 1'deki Hakimaki'ye çok benziyor. Hala kovalamaya devam ediyor. Bize doğru gelecek mi? Ne oldu lan? Orada bir yere takılı kaldı. Demek ki onu oraya kadar koplamışlar ve orada takılı kaldı. Bizi takip etmiyor. Biz de birazdan geri çekti. Duvarın içine girdi şu anda. Ve şimdi Catnap bizi her yerde öldürebilir mi sorusuna geldik. Biliyorsunuz eve girdiğimizde Catnap'ın böyle
bir koridordan geçerken görmüştük ve anında oradan kayboluyormuş. Evet bakın anında kayboluyor yani bizi öldürmüyor. Sadece belirli yerlerde saldırması için komut verilmiş. Ama en merak ettiğim yerlerden biri bu bizi kovaladıktan sonra buna ne oluyor? Evet bunu göreceğiz şimdi. Buradan evet kaçıyorduk buraya geliyorduk. Hala kovalamaya devam ediyorduk çok korkunçtu. Buradan geçiyoruz. Tamam güzel kaçıyoruz hala. Sağa dönüyoruz. Aa, sola mı? Geliyor tamam evet buradan karşıya geçiyoruz. Kapı kapanıyor ve burada ne oluyordu? Burada ne oluyor? Bizi yakalayamadı tamam ama içeri girdiğimizde... Sanırım kafası karışmıştı. Evet biraz kafası karışmış gibi duruyor. Ne yapacağını bilmiyor öyle bakıyor. Ve yine deney 1006 buna hiç yani hiçbir şey yapmıyor. Keşke yapsa daha güzel olurdu. Ve burada evet en merak ettiğim yer kesinlikle bir tane odada bir yere böyle bakarken görüyorduk ve onun ne olduğunu görememiştik. Şimdi onun yanına gidiyoruz ve neye baktığını öğreniyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Gidiyoruz yanına. Hadi bakalım. Burada bir engel vardı. Bir duvar vardı. Onun yanına gidemiyorduk. Ve şimdi yanına ışınlandık. Ve neye baktığını göreceğiz. Hazır mısınız? Ben de çok merak ediyorum. Bir daha bakacağım. Hala tepki vermiyordu. Ona vuruyorum ama hala bana tepki vermiyor diyor. Ve bir erkek fotoğrafı. Bir dakika. Yoksa Hagiwagi'nin çocukluk hali olabilir mi? Çok mantıklı bir teori ürettim şu anda. Biliyorsun Hagiwagi ölmüştü. Yani zaten o da çiftliğindeki Hagiwagi de gerçek Hagiwagi değil. Bu Hagiwagi'nin çocukluğu olabilir. Hani ona bakıyor, onu özlemiş gibi olabilir. Çok mantıklı bir teori. Hagiwagi'nin çocukluğunu görmüş olabiliriz burada. Büyük ihtimalle o da ona bakıyordu. O Hagiwagi'yi özlüyordu. Bence benim tahminim bu. Ve şimdi sırada sonda Kidnap nereden mi geliyor diyor. Nereden geliyor diyor galiba. Evet. Kidnap'in nereden bir anda geldiğine bakacağız. Şimdi buradan geliyordu. Ama nasıl geliyordu? Şimdi köşeye geçtik. Ve bir anda ışınlanıyormuş Kidnap. Ve ağzından kırmızı dumanlarla bütün odayı şey yapıyordu ve bizi böyle öldürüyormuş. Bir dakika. Burada da asansörü bilip kapatıyorduk kendimizi. Buradan sonra ne yapacağım onu merak ediyoruz. Dışarıdan izliyoruz. Buraya yaslanıyor. Yukarı çıkıyor. Nasıl çıkıyor bilmiyorum ama. Asansörü takip ediyor. Oha! Ters döndü ve durdu. Örümcek kedi diyor. Örümcek, örümcek mi? Evet. Şimdi Kidnap'in sonda deney 1006 nereye çekiyor ona bakacağız. Bunu ben de gerçekten çok merak ediyorum. Zaten sizler de merak ediyorsunuzdur. Umarım buraya kadar izliyorsunuzdur. Like atmayı lütfen. Burada elimizi kaybediyorduk. Kidnap de burada yaralanıyordu. Yatadırıp çarpılıyordu, elektrik çarpıyordu. Ve yukarıda bir kapı açıldı. Deney 1006 gelecek. Nereye çekecek acaba çok merak ediyorum. Evet şu anda izliyoruz. Deney 1006 gördük. Bir yere bağlanmıyor. Aa yine bağlanmıyor bir yere. Burada yukarı çıktı. Yukarıda bir şey yok şu anda. Sadece tek başına bir el yani robot eli. Evet şu her yere baktık. Deney 1006'nın geldiği bir yer yok. Şimdi o meşhur sahne geliyor. Kidnap ayağa kalktı. Ağzına geçirdi ve şimdi Kidnap'ı nereye götürecek? Ona bakacağız abi. Yukarı doğru çekecek. Çekiyor. Ve biz de yukarı gidiyoruz onunla birlikte. Ne olacak? Burada nereye götürüyor? Merak ediyorum. Çekiyor şu anda Kidnap'ı. El var orada lan. Yeşil el var. Gördünüz mü yeşil eli? Bir yere doğru çekiyor. Yukarı doğru. Bayağı yukarı doğru. Ve kayboldu. Lan. Abi. Lan nere? Aaa. Kaybolup buraya spawn oldu. Ve bizim elimiz de burada. Oha sadece yeşil elimiz burada. Sol elimiz de burada ama el yok orada. Sadece kol var. Ve bu şekilde duruyormuş Kidnap. Deney 1006 onu çektikten sonra. Ve en merak edilen yerlerden bir tanesi daha. Kisimisi sonda ne oldu? Şimdi bunu izleyeceğiz beraber. Geliyor. Evet Kisimisi geldi. Abi çok tatlı ya. Bize Chapter 2'de de yardım etmişti. Burada da yardım ediyor. Helal olsun Kisimisi. Her like Kisimisi'ye bir teşekkürler. Bir adamsın lan. Adamsın lan sen demek. Şimdi Poppy'yi getirdik oraya. Evet bizim de aşağı inmemiz lazım.
kisimisi kendini burada feda ediyor ve bizim yerimize düğmeye basıyor. Evet. Asansörün çalışması için bizim de binmemiz lazım. Evet, şu anda bindik. Ellerimiz orada. Once we hit the ground, ve... Şu anda aşağıda kisimisi biri saldırıyor. Buraya Hagibagi'nin sesleri var diyen oldu. Yani Hagibagi kisimisiye saldırıyor diyenler oldu. Henüz şu an kimseyi göremiyoruz. Kapı kapandı, biz gittik. Ama kisimisi hala burada. Buraya eklememişler. Ama chapter 4 büyük ihtimalle gelecek ve kisimisinin ne olduğunu göreceğiz. Ve videomuzun burada sonuna geliyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten chapter 3'te girilmeyen yerlere girdik ve merak edilen bütün her şeyi öğrendik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve kanala abone olup yanındaki bildirimleri açmayı unutmayın. Poppy Playtime chapter 3'te veya chapter 4'te alakalı videoların devamını istiyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman söylüyorum. Kendinize bakın. Hoşça kalın.